ki asıl gerçekleri anlatın. Şimdi efendim, bu konu özellikle Dersim isyanları ve Şeyh Said meselesi ikide bir AKP tarafından gündeme getiriliyor ve Türkiye'nin ayrıştırılmasında, kutuplaştırılmasında kullanılıyor. Şunun altını çizelim. İnsanoğlu tarihten ders çıkarır ama düşmanlık çıkarmaz. Tarihimize bakıp acılardan düşmanlık çıkarmaya kalkışmak siyasetçinin asla yaklaşmaması gereken bir konudur ama Türkiye'yi 20 yıldır istediği gibi yöneten AKP ve Tayyip Erdoğan ekibi Türkiye'yi bu etnik kimliklerden ve dinsel kimliklerden faydalanarak kamplara bölüyor ve istediği gibi de yönetiyor. Bu olayın altında güncel olarak AKP'nin önümüzde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde Kürt kökenli yurttaşları kendi saflarına çekebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef tahtası haline getirme amacı yatıyor. Bunun altını çizelim. Yani Bu Şeyh bir oyun Said'in yani. Sonuçta Diyarbakır, kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Belediyesi'nin bu girişimi aslında amacı belli. Yerel seçimlere yönelik ayrıştırmacı bir yol izlemek. Anladığım kadarıyla bunu söylüyorsunuz. şimdi efendim o ayrı bir konu ama AKP bunu alıp öyle ayrıştırma değil tam aksine sanki doğru bir şeymiş gibi topluma takdim etmeye çalışıyor. Hem kendi dinci, siyasal dinci tabanını hem Kürtlerin bir kısmını, dindar kısmını kendi tarafına çekmek için Şeyh Said'i hatta PKK eylemlerini, PKK elebaşılarını bile kullanmaya kalkışıyor ve kullanıyor da bunu görüyoruz. Yani şimdi tekrar başa dönecek olursak tarihten düşmanlık çıkarmak, bugün Türkiye'yi bu düşmanlık üzerinden yönetmeye kalkışmak ülkeye ihanettir. Asıl ihanet bence budur. Yani Şeyh Said'in ihaneti geçmişte kalmıştır, tarihte yerini almıştır ama onu bugün yeniden canlandırarak bizim önümüze bir parçalanma sorunu gibi koymak ülkeye yapılan en büyük ihanettir. Bu ihanet de maalesef iktidar tarafından siyasi amaçla çok yakın olarak da dediğim gibi yerel yönetim seçimlerinde özellikle de İstanbul'u kazanabilmek için kullanılan bir araç haline getirildi. Peki burada şunu sormamız lazım. Kim haklı? Yani tarihe baktığımız zaman kim haklı? Herkes kendine göre haklıdır. Şeyh Said cephesinden bakanlar da kendilerini haklı görüyor. Ama burada bir Türkiye Cumhuriyeti var. Şeyh Said olayının tarihsel kökenini doğru tahlil etmek lazım. Biz Şeyh Said üzerine yorum yaparken onun bugün yaşayan torunlarını asla hedef haline getirmiyoruz. Çünkü suç kişiseldir. Kişiyi bağlar. Şeyh Said'in işlediği suçlar, günahlar kendisiyle ilgilidir. Onu bugünkü torunlarına veya Kürtlere yıkmak efendim çok yanlış bir görüştür. Bundan da kaçınmak lazım. Ben açıklamalarımda buna dikkat etmeye çalışacağım ama ağzımdan yanlış bir kelime çıkarsa da şimdiden özür dilerim. Şimdi Şeyh Said meselesi tek başına bir mesele değil. Şeyh Said meselesi iyi bilelim Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki Osmanlı Devleti'nin işgal edilip parçalanıp 1918 yılında Mondros Mütarekesi'yle ordusu terhis edilip ülke teslim alınmasıyla ilgilidir. Şeyh Said meselesi aynı zamanda 1920 yılında imzalatılan Osmanlı Devleti'ne imzalatılan Sevr Anlaşması ile ilgilidir. Sevr Anlaşması'nın ayrıntısına girmek istemiyorum ama orada bir önemli konu vardır. Osmanlı toprakları içerisinde Doğu Anadolu bölgesinde Kürdistan ve Ermenistan diye iki tane ayrı devlet kurulması bu Sevr Anlaşması'nın maddeleri arasındadır. Ne oldu? Kurtuluş Savaşı başladı. Ayrıntısına girmeyelim. Mustafa Kemal'in önderliğinde hareket eden Türk milleti bir zafer kazandı. Padişahlık sistemini yok etti. Bu Sevr'i imzalayan, yenilmiş olan sistemi de devre dışı bırakarak yeni bir devlet kurdu ve Lozan imzaladı. Şimdi Şeyh Said meselesine bakarken biz Sevr'le Lozan arasındaki farka bakmak lazım. Şeyh Said hareketi
Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan'ını ortadan kaldırıp Sevr'i yeniden bu millete, bu devlete dayatma operasyonunun bir parçasıdır. Bunun altını çizelim. Ama nasıl göründü? Şeyh Said nasıl ortaya çıktı 1925'te? İşte yeni bir devlet kuruldu. Bu Kemalist devlet dinsizdir, imansızdır. Kur'an'ı, Allah'ı inkar ediyorlar. Bunlar işte kadınları affedersiniz şöyle böyle yapıyorlar. Ahlak, aile ortadan kalktı. Şeriatı inkar ediyorlar. Şeriatı korumak lazım gibi dini sloganlarla ortaya çıktılar ve İslam'ın temsilcisi gibi ortaya çıktılar. Halbuki eğer Şeyh Said ve yandaşları İslam'ı, şeriatı savunuyor olsalardı gerçek anlamda 1914 yılında Rus ordusu Osmanlı ordusunu bozup Anadolu'ya kuzeyden Kars üzerinden Anadolu'ya falan Erzurum'a doğru girip Sivas hariç Trabzon'u bile işgal ettiğini biliyoruz. 1916 yılında biliyorsunuz Trabzon'u bile ele geçirdi Rus evet. orduları. İşte bu 1914 yılında Şeyh Said Dersim Ruslarla birlikte hareket etti. Evet. Rus ordusuyla işbirliği yapıyor. Bu işbirliği neticesinde isyan çıkartıyor. Üzerine asker gönderiliyor. Bu asker bozuyor Şeyh Said'in kuvvetlerini ve kendisi Rus konsolosluğuna sığınıyor. Şimdi bunu nereden öğreniyoruz? General Ali Fuat Cebesoy'un anıları yayımlandı. Bu anılarında Şeyh Said'in Ruslarla işbirliği yaptığını, Kürtlerin Rusların yararına kışkırttığını, isyan çıkardığını, üstüne giden asker tarafından bozguna uğratıldığını anlatan o. Şimdi bir de meşhur sizin biraz önce girişte söylediğiniz film var, video var. 17 saniyelik bir film. Erzincan'da Rus orduları kumandanı, işgal orduları kumandanı Nikolay Nikolayevich Şeyh Said demiyor ama Kürt lider Said diyor. Kürt lider Said'e madalya takılması töreni var. Orada onu görüyoruz. Ve maalesef o videolarda şunu da görüyoruz. İşgalci Ruslara hizmet eden bizim vatandaşlarımız da var. O ayrı acı bir konudur. Ama orada madalya takılan Kürt lider Said işte Şeyh Said'in ta kendisidir. Yani 1914 yılında, 15 yılında şeriat devleti olan, şeriatla yönetilen Osmanlı hükümetine karşı Hristiyan Rusların yanında Osmanlı devletine karşı savaşan bir insan. Şimdi bunun biz şeyh olup İslam'ı savunduğunu söyleyebilir miyiz? Yani demek ki olay başka nedenlere dayanıyor. Dini nedenler değil. Ayrıca bu isyanın arkasında 1925'te ortaya çıkmasının arkasında herkesin bildiği, bütün yazarların, araştırmacıların, tarihçilerin de kabul ettiği bir gerçek var. Türkiye 1925 yılında, 24 yılında Musul nedeniyle 23-24 yılları boyunca Musul nedeniyle İngiltere ile çatışma halindedir. İngiltere Mustafa Kemal'in Musul'u işgal etmesinden korkmaktadır. Bunu da nereden anlıyoruz? Yazımda vurguladım, kitapta da var. Bu bilgileri merak edenler için yeni arşiv belgeleriyle Dersim İsyanları ve Seyit Rıza evet. Gerçeği diye bir çalışmam var benim. Evet. Şu çalışma. Bu Dersim meselesini incelerken onun öncesinde ortaya çıkan Koçkırı İsyanı, Şeyh Said İsyanı gibi isyanları da inceledim. Bunun arşiv belgelerine de ulaşmaya çalıştım ve birçok belgeyi de burada yayınladık. Yani Amerikan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na verilen bir raporda İngilizlerle ilgili şu söyleniyor. İngilizler diyorlar ki Mustafa Kemal Kürt sorunuyla uğraştığı sürece Musul'u işgal etmesi düşünülmemektedir. Bakın bu olaydan isyandan önce İngilizlerin görüşlerini yansıtan bir rapor Amerikan şeyine konsolosluğuna sunuluyor. Böyle bir süreçte karşı karşıyayız. Şimdi burada değişik çıkarlar 1925 yılında
değişik çıkarlar bir araya getiriliyor. Ne getiriliyor? Bunu biz en iyi Şeyh Said İhsanlı, en iyi tahlil edenlerin Sovyetler Birliği'ndeki komünistler olduğunu, komünist yazarlar, gazeteciler, tarihçiler olduğunu görüyoruz. Ben bu çalışmamın içerisinde hem Şeyh Said İhsanlı ile ilgili olarak, hem Seyit Rıza'nın 37 isyanı ile ilgili olarak komünistlerin ne düşündüğüne ilişkin belgeler de aldım koydum. Şimdi orada bunlar çok açık biçimde komünistler, çok açık biçimde Şeyh Said hareketinin İngiltere tarafından yönlendirildiğini, silahların ve maddi şeylerin, isteklerin İngilizler tarafından karşılandığını yazıyorlar. Hatta bunlarla ilgili karikatürler de çizilmiş. Karikatürün birinde İngiliz Başbakanı Chamberlain eline bir Kur'an almış. Müslümanları, daha doğrusu Müslüman demeyelim de Şeyh Said'in adamlarına şey yapıyor. Kur'an üzerinden yol göstermeye, Kur'an'ı kullanarak yol göstermeye ve isyan ettirmeye kalkışıyor. Evet. Böyle şeyler var. Yani Şeyh Said hareketi tek başına bir efendim derebeyinin isyanı değil, ama en önemli öğelerden birisi de Şeyh Said hareketi aynı zamanda bir derebeyi isyanıdır. Bunun altını da çizmemiz lazım. Bu olayı biz şeyde de görüyoruz. Seyit Rıza meselesinde de görüyoruz. Osmanlı Devleti maalesef Türkiye'ye en büyük zararı Yavuz Sultan Selim zamanında ve II. Abdülhamit zamanında verdi. Doğu Anadolu'ya Yavuz Sultan Selim Kürt derebeylerine özerklik verdi. Ne zaman? 1512 yılında iktidarı ele geçirdikten sonra. Amacı neydi? Buradaki derebeylerini, Kürt derebeylerini Alevi, İran'daki Alevi Türkmen Devleti'ne, Safavi Devleti'ne karşı kullanmak. Anadolu'nun içerisinde, Osmanlı sınırları içerisindeki Alevileri de bastırmak. Gerekirse evet, katlettirmek üzere Kürt derebeylerine bağımsızlık verdi. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer bölgelerinde derebeylik sistemine asla izin vermedi Osmanlı Devleti. Yani Türklerin hakim olduğu bölgelerde derebeyliği yaşatmadı, ama doğuda yaşattı. Bu sürdü geldi. 1890'larda bunun üstüne bir de 2. Abdülhamit, Hamidiye alayları denilen alayları kurdu. Evet. Cahil paşalardan teşkil ettiği o ordu komutanlarının emrine kendisi atlarını ve silahlarını vermek suretiyle ordu kurdurdu. Güya bunları şeylere karşı kullanacaktı. Ermenilere karşı kullanacaktı, ama o daha çok yağma ve çapul olaylarına dönüştü ve 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte de bu Hamdiye alayları kaldırıldı. Şimdi işte bu İsyancı güçler, yerel derebeyleri, feodallar var. Bir de bunların büyükleri var. Bu büyükler Şeyh Said gibi, bu Şeyh Ümeydullah'ın oğlu, İstanbul'da Şurayı Devlet Reisi olan efendim Seyyid Abdülkadir gibi çok önemli isimler var. Bunlar padişah gibi. Doğu Anadolu'da yarı Allah, haşa böyle bir benzetme yapıyorum. Yarı Allah, yarı insan şeklinde artık anılan, ki bunu bugünkü bir Doğu Anadolu'ya hakim olan bir tarikatın şeyhlerine karşı yapılan o saygıları, gösterileri gördükten sonra aynı sürecin devam ettiğini görüyoruz. Yani evet, hareketi 1925 isyanını ortaya çıkaran nedenlerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni devrimlerle Doğu Anadolu'yu feodal yapıdan, şeyhlerin, derebeylerinin şeyinden, tahakkümünden kurtarmaya yönelmesidir. Bunun altını çizelim. Yani sadece İngilizlerin kışkırtması değil. İngilizler bir kışkırtıcı unsur, ama aynı zamanda Şeyh Said ve benzeri derebeylerinin kendi mevkilerini, padişahlık konumunda olan halkı köleleştiren bu konumlarını kaybetmek istememeleridir. Silaha sarılmalarının bir nedeni de budur. Bunun altını çizmek lazım. İzninizle bir şey daha söyleyeyim. Buyurun, buyurun.
Kürt halkının Doğu Anadolu bölgesinde ortaya çıkan, oralarda yaşayan ve daha sonra da batıya doğru yayılan, daha bugün İstanbul'da da önemli bir nüfusa sahip olan Kürt halkının tarihteki en büyük talihsizliği, birilerinin gösterdiği gibi Türk yönetimine girmesi değil, tam aksine feodal derebeylerinin, bu şeyhlerin baskısı altında inim inim inlemeleri ve acımasızca sömürülmeleri, soyulmalarıdır. Yani buna kendisini Kürt gören, ben Kürt'üm diyen, Kürtlüğüyle iftihar etmeye çalışan insanların artık sesini yükseltmesi lazım. Yani bu çağda Kürt halkının bu derebeyleri tarafından, tarikat şeyhleri tarafından böyle insafsızca sömürülmesine dur demenin zamanı gelmiştir. Maalesef AKP tam aksine Kürt halkının böyle sömürülmesi, uyutulması, siyasi olarak kullanılması için bu tür unsurları, bu tür tarikatları destekliyor. Menzilcilerin Türkiye'nin her yerine yayılmasının, imparatorluk haline gelmesinin sebebi de budur. O bölgede hakim olduğu bölgedeki Kürt vatandaşlarımızı insafsızca sömürdüğü yetmiyormuş gibi bir partinin kulu kölesi haline getiriyor. Yani Şeyh Said ölmedi. Şeyh Said 1925 yılında Diyarbakır'da asıldı ama Şeyh Said ölmedi. Bugün hala yaşıyor. Menzilciler ve özellikle Hizbullahçılar tarafından fikriyat olarak yaşatılıyor. Bunun altını çizelim. O nedenle meseleyi, Şeyh Said meselesini değerlendirirken o bölgenin ekonomik yapısı, o bölgenin siyasi yapısıyla da bağlantılı olarak yorumlamamız gerekiyor. Oradaki egemenler haklarından, yönetim yetkilerinden vazgeçmek istemediler. Cumhuriyetle çatışmanın sebebi budur. Modernleşmeye karşı çıktılar. Yani adamlar cumhuriyete karşı padişah istiyor, padişahlık istiyor. Bunu şey yapıp halka aktarmak, halkı yanında alabilmek için de halkın kutsal bildiği değerleri öne çıkartıyor. Kur'an'ı ortadan kaldırdığını, dini ortadan kaldırdığını, bunların rejiminin yıkılması gerektiğini, bu rejim yanlarının katledilmesi gerektiğini, bu uğurda ölenlerin şehit sayılacağını, karşı tarafın kafirler olduğunu, akla hayale gelmeyen yalanlarla o insanları kandırıyorlar ve ne silah veriyorlar. Yani Şeyh Said isyanının yerel nedeniyle dış nedenleri var. Bir de İstanbul boyutu var Şeyh Said isyanından. Onu isterseniz bir sonraki bölümde anlatın. Cihangir Bey de bu konudaki görüşlerini anlatsın.